Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Günleriniz aydın olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli olsun inşallah. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız, sabah sabah Feyza alan buraya gezi yolu diyorlar. Feyza buraya gelmedi. Dedik bir yürüyüşe çıkalım. Bugün hava güzel. Bak, Antalya'dakiler daha çok yeşil, böyle koyu yeşil ilk çıktığı hal oluyor ya. Daha evet. Öyle burası sıcak ya, bak olmuş. Aynen. Ne evet. Güzel duruyor, camı çekti. Aynen sıcak. Şunlar ne? Dutlara. Buraya da niye geziyor dediler acaba? Hani bence şurada dere. Ben bir kere buraya... İlk geldiğimde şuradan gittim, köpekleri de gördüm, geri döndüm. Yalnız cesaret edemiyor. Köpekler daha şey oluyor ya, bahçe koyuyorlar ya diyor. Evet. Papatyaları. Oy, teşekkür ederim annem. Bu günaydın çiçeği. Evet. Arkadaşlara mı günaydın çiçeği? Hem arkadaşlara hem sana. Arkadaşlara elden veremediğimiz için. Evet. Sizlere de günaydın. Feyza'cığım. Günaydın. Günaydın. Ha, bak bu tarafları apart dolu. Ama bence sanki... Bak. Ay evet, ne güzel. Kızımın saçında papatyalar çıktı. Boya bak. Aa, aynen. Bastıracak. Şöyle teyze alalım. Geziyorum bu tarafları, evet gezelim dedik. Gerçi burayı geziyorum neydi, dere boyu olduğu için dediler, onu da anlamış değilim. Bak surata. Ama şimdi havlatırsın bak, cak çuk çuk yapma hiç kimseye. Feyza belli ol. Ay, Feyza bu geliyor. Çok çirkin. Dur Feyza, ben usul açık gideyim. Yürü. Bak, gitti sevsin diye oturdu. Çok çirkin dedim. Evet. Bir de bükülünce. Ana. İşte sevdirecek kendini. Bir de anlıyorlar insanların ne niyetle yaklaştığını. Ben de kötü niyetle yaklaşmıyorum da korkuyor. Hayır, onu demiyorum. Mesela... Ha tabii. Aynen. Hadi yürü. Hadi bay bay. Dönüşte bir daha. Burası dağılık. Bu tarafı. Hey, zaten öğlen sonu gidelim. Gezelim bugün hep. Evet. Da yemek yapacağımızda gideriz. Hava da güzel. Hava da güzel. Şerifeciğim arar bizi. Civarda adresi. Kolay gelsin. Havanın güzelliği bulutlardan belli. Burada terk edilmiş bak. Mavi çadır. Mavi yeşil çadır kamp alanı. Havuzum var orada. Ha yok, lastiklermiş. Her mavi havuz mu?
böyle denizliğe gittiğimizde bizim kaldığımız apartın yan apartı önceden otelmiş büyük. Sonra bırakmışlar öyle yıkıntı döküntü. Akşam da markete gitmiştik. Geri döndük hadi girelim dediler. Sonra manyak mısınız niye girelim dediler. Ondan sonra birisi girdi tamam dedi ben gireceğim dedi. O da dediler gazladılar onu hadi gir gir falan diye arkadan gidip korkutacaklardı. O da bizle dalga geçiyormuş girmiş. Biraz ileriden dönmüş bizim arkamıza dolanmış. Bizim içimizden biri de onu korkutacağım diye gitti. Onu ararken iyice içine girmiş. Birbirlerini şey yaptılar gece gece. Bir de yıkık dökük yerde camdan bir şey olsa. Yani. Bak. Türkiye, Azerbaycan, Ukrayna, İtalya, İspanya, Rusya. İtalya, Rusya, Almanya. Almanya nerede? Germany. Ha, o mu? Ben bilemediğimi okuyamadım. Ses çıkarmadım o okudu. Şimdi dedim şimdi... ya burada kurbağa sesinden durulmaz ki. Niye ya? Çok rahatsızcı değil sesi. Gerçi orası... Çekirgeninki daha bir şey. Çekirgenin mi? Çekirge sesi daha çok rahatsız edici. Yani böyle şey yapıyorlar ya, kanatlarını sürtüyorlar böyle ses çıkıyor ya. Şey daha çok akıyordu. Bu da niye kesilmiş? Papatyalarından biri düştü. 3 taneydi. Kulağımda mı? Ha, 2 tane kaldı. Dur bakayım. Neyse her yer papatya. Gözlüğüme de sinek mi kondu bilmem. İçinde bir de. Ana bir de içine girmiş. Çünkü bakıyorum şey görüyorum. Bir noktalı şey görüyorum. Kapatıyor gözümü. Öyle arkadaşımın gözlüğünü geçen sene değiştirdiler. Değiştirmedi camları da soyulmuş. Bulanık bulanık hani. Hem numarası büyümüş hem camları soyulmuş. Şimdi gözünü değiştirdi. Ben diyor görmüyormuşum diyor. Aynen. Dünya var bundan bir gözlüğü değiştirmiş oluyor. Hava da güneşi bir açıyor, bir kapatıyor. Papatyalara ikimiz birden. Tam taç yapmalık. Burada nete gözü şey geziyor. Aa. Evet tam bundan topla da yaparız. Gidiyor? Ya bu da yola kadar gidiyor. Bunlardan çay yapılır mı? Şimdi bunlardan çay içmek için mi? Evet. İçmek için bilmiyorum da. Ben sana önceden de bahsetmiştim hani. Ha, benim halamın kızı hiç boya mesela vurmadan bunları topluyor, kurutuyor. Bunların suyuyla saçını son durulama ama devamlı. Doğal sarılık. Nasıl sarı yapıyor biliyor musun? Hani boyasız. Ama ben ona da yaptım ya bir ara. Evet ona da sabır lazım ama devamlı evet, yapacak. Ben devamlı yapmadım. Açıldı. Uçları turuncu oldu. Şimdi mesela gitti kestirince. Ama uçları bayağı turuncu yine saçları. Heh oldu değil mi? Gel sen de topla da. Ama sonra gelir toplarız gene anneanne. E şimdi bak. Taç mı yapacaksın? Evet topla taç yaparız dedim. Ben açıldım. İyi hadi bakalım sahilde. Çünkü bugün... Vaktimiz var ne de olsun. Bugün vaktimizi gezerek geçireceğiz. Bir öğlene sonu doğru gideriz. Şey eve döneriz. Şerife de gelirse telefonlaşırız. Bunların en büyüklerini gördün mü sen? Bizim Bursa'da ektiydik. Şöyle şöyle tam bak. O kadar güzel duruyor ki. Bahçede koca nenen ekmişti. Burada değil ama Bursa'da. Aynen. Yani. Onlarla konuşurdu be. Açmayan çiçek oldu mu? Küstün mü bana yavrum? Konuşuyorsun. 2-3 gün sonra açardı çiçek. Şeyde kahve içtiğinin annesiyle konuşuyormuş ya. İşte. Evet. Cümlelere de selam. Benim deli tabii. Bağ. Bakayım elindekin anne. Yeter bu kadar. Yürü buradan dönelim biz. Geziyor, iç açmıyor. Şey deyince, çiçek deyince şey geldi aklıma.
küçüktük herhalde daha. İşte senle kalıyorken kaç yaşında? 4-5 yaşında falan. Koca nenemin şeyleri vardı, gülleri vardı ya. He aman. Güllerin arasında da arı geziyormuş. Arının bir tanesi bir çıktı. Ben de böceklerden korkuyorum ya. Haktan abim de yanımda. Bağırdım işte, aa arı var bilmem ne. Haktan abim de erkek. Geldi, sen benim kuzenimi nasıl korkuttun? Arıyla kavga etti. Ay Feyza, hiç gülesim yoktu. Arıyla. Evet. Sen benim kuzenimi nasıl korkuttun? Arı ne dedi sana, lan demedi mi? Kaçtı gitti yazıklarla. Hayır, akşam bir de ne oldu? Feyza'la yattık, anlatsana Feyza. Ya bak, kafamda bir şey kaşındı böyle, elimi bir attım bir şey battı böyle. Saat 10 yattık, geçiyordu. Uyuyacağız. Bir çığlık attı Feyza ama aklım başımdan gitti. Ama anne, düşünsene kafanı bir şey kaşındırıyor, dokununca eline hayır. batıyor. Sen orada haklısın. Hem kaşındırıyor sandım. Evet, eline de sivri iğne gibi bir şey batınca yani kim olsa ürker. Gece lambası yanıyordu. Feyza dur dedim, şey falan filan dedim. Fırladım lambayı yaktım. Şimdi öyle deyince lambayı yaktım. Kabıma bak anneanne diye bağırıyor. Bakacağım, ben de ürktüm. Baktım. Ucu sivri. Diğer ucu da tüylü. Diğer ucu da tüylü. Ot. Ağaçlardan düşmüş, kafasında kalmış uzun. Tabii kafasını kaşıyınca hem batıyor hem tüylü gelince kim olsa ürker. Dedim anneannem bir şey yapma. Yok dedim, burada yani öyle bir şey, ben hiç bir şey sen de görmedin. Bu da ayva ağacı herhalde. Ayva çiçeği kaçmış. Yaz mı gelecek? Ay şunların da güzelliğine. En sevdiğim renk. Para rengi. Aynen. Şimdi doğru sahile. Bizi sahil pakla anne. En güzeli sahil. Montları da giydim. Hava ısınacak herhalde. Dinleniyor ördekler. Evet, bayramdan sonra buraları şimdi şu an sessiz sedasız ama bayramdan sonra tıklım tıklım. Ben en güzel bu mevsimlerini seviyorum. Herkes bahçesini temizliyor bak. Kazanları, yaprakları toplayıp yakıyorlar. Bak bir şey getireceğiz sandı. Bak bir şey atacağız sandılar. İşte aklımıza gelmedi. Köyden kureyşe dalsaydık. Baba. Gerçi bunlara şey... Yasak da yok. Yok değil. Aziz abi evde biriktiriyor. Fazla birikiyor şey, ekmek olunca getiriyor buraya, özellikle atıyor. Tabii yazın çıkar, hiç aç kalmıyorlar. Sağdan soldan atılıyor. Bak ya. Yardıra yardıra geliyor. Gelene bak, 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 bak. Benim de ördeklerim vardı, hatırlıyor musun? Ördeklerim de vardı, cücüğüm de vardı. Ördeklerimi hatta şeye götürdük, kocanın evine götürdük. Hatırladım aynı. Kokuyorlardı çünkü. Evet, ördek kokar. Evde zaten ev içinde bakılmaz anneanne. Ama hep şey yapılıyordu ki, herkes bakıyordu yani, pazarlarda falan alınıyor ya. Tamam da yani, nereye kadar? Yeşil ördek gibi daldım göllere. Hadi yürü. Sen düşürdün beni dilden dillere. Şarkısı bile var.
denizde dalga var. Yatlar valla ta o uçtan şuraya kadar bir sürü yat geliyor. Halka kalıyor bu taraf. Ben bu mevsimlerini seviyorum işte. Sade Adrasan değil. Sessiz, sakin, sahil kenarları. Fazla kalabalık oldum, kafa götürmüyor beni. Şöyle ileriye doğru gidelim. Biz şeyle, Şerife'yle, ben tek geldiğimde mesela bu senenin ilk baharında yürüyüşe çıkıyoruz. Şerife teyzenin ayakları o kadar tam ağrıyor. Pamuk zaten Şerife çıktı mı gelir. Onu hiç yalnız bırakmıyor. Gidiyoruz gidiyoruz diyor ya, dönüşte yanıyor herhalde, şuraya giriyor serinliyor. Bizi bekliyor, koştur koştur giriyor, giriyor şurasına kadar, boynuna kadar. Biz çıktık mı o da geliyor. Görmüyor musun? Pastaneye gittiydik en son geldiğimizde de. Pastaneye ya, girecek. Ya, çok değişik bir köpek. Suyu, suyu değişik yani. Aynen. Yapçık, inci. Şerife'nin girdiği yere ille girecek. Hayır, Şerife teyze çıktı hala girecek. Hayır, Şerife girdi ya, o da girecek. Şerife çıktı arkadan kaçta göz arasından gene girdi. Evet. Siz içerideyken de benimle kavga ediyor. He. Ooo rüzgarın dalganın sesi. Bak senin keyfin çok iyi. Buranın mı bu? Evet. İsim? Birgit ya da Gutrun. Bak. Sizde de var. Burada. Emin değilim. Peki'ler. Evet. Tanıdık bir yere oturduk. Sağ olsunlar, müsaade ettiler. Feyza şimdi burada denize karşı oturduk şöyle. Oturabilir miyiz dedik. Çünkü daha anca faaliyete geçmemiş. Tabii oturun dediler. Taç yapacak. Neydi onun şarkısı vardı? Hiç bilmiyorum ki. Çok eski, sen nerede bileceksin? Niye canım, eski şarkıları biliyor mu yayın bazen? Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler. Bilmiyorum. İşte dedim ben, sen onu bilmiyorsun. Ha, eski şarkıların doğru, haklısın. Yeni versiyon şeklinde çıkarıyorlar ama o çıkmadığı için bilmiyor. Yeter herhalde onlar. Yap bakalım bir taç. Taçlanalım. Böyle teyzeme yapmıştık köyde. Ha. Denizde. Ama o zaman Tayiski evde oturuyordu. Hatta papatyaları toplarken bir de köpek kovaladı. Bahçeye girdik. Tabii köpeğin bahçesine girersen kovalar. Kovalar tabii. Biz kendimiz kaşındık. Böyle sessizliği seviyorum işte ben. Kalabalığı sevmiyorum. Böyle deniz kenarına geleceksin, oturacaksın. Oh, kafa dinleyeceksin. Kalabalık oldu mu? Aa. Denizi seyredeceksin. Evet. Bayağı bir yürüyüş yaptık. Kızım tacını bitirdi. Oo. Papatyalı prenses. Şimdi doğru evimize ne yapacağız? Biraz dinlendikten sonra yemeğimize. Ne güzel oldu. Tam kafasına göre de yaptı. Evet. Şerife teyze var. Ona mı hediye edeceksin? Et bakalım, hadi yürü. Doktor sana ağır kaldırmayacaksın demedi mi? Bu yeni gel. Ne güzel duruyor, baksana. Bunun aşırısı var. Büyük. Biz onları çocukken yapraklarını koparır da yerdik. Hafif ekşiydi. Yo, ekşi. Ben başka bir şey olamadım, yiyecek. Aa. Ya şu saksılar boşa çıkar ya. Orada da var iki tane. Şunları mı? Şunları. Bunları arka tarafta iki tane tahterife var benim. Hı. Bunları açacağım. Şeyleri boşa çıkaracağım. Yine arka tarafta şey var ya. Tenekeleri mi ya, boşa çıkaracağım? Şeyleri, şunları, siyahları. Plastikleri, plastikleri yani. Siyah.
Niye boşa çıkarıyorsun onları? Bunlar şey çiçeği. Soğuğa gelmeyi. Heykeyi de kaldıramayın. Ağır. Tamam anladım. Hani niye boşa çıkarıyorsun diye. Doğru. Bunları evin arkasına götüreceğim. İki tane de tenek var. Yani onları boşaltacağım. Şunlardan... Şerife onlar soğuğa gelmiyor, güneşe gelmiyor. Hep orada mı duracak onlar? Yok canım. Onları alacağım. Ben şimdi şey ya. Sulanı ya. Şuraya alacağım onları. Kekikleri alacak mısın? Getir alayım Aziz abi. Ha kekik çay içerse. Ektin mi bunda? Ektim. Saksıya biraz... benim saksıda baksam olmaz mı? Olmaz. Olur fayda. Ya dört sen de hemen olur fayda ama dalga geçme. Aziz abi olmaz şunlar diyor. Olur, şunlar gibi olur ama 3 sene sonra boğar sıkar artık. Arap saçına döner. Ha kökü. Kökü. O zaman sakat olur. 2 sene 3 sene idare eder. Ha. Şimdi benim ekliğimi orada duracak o. Eğer onu gelecek sene şeye toprağa ekecek. Sen keki hunu da dik. Ha aynen. Bahçeye eksin. Orada da şeyler var, siyahlar var. Onlar da şeye çıkaracak. Boşa. Ha orada da var. Daha arka tarafta karanfiller var ya. Ha. Sen görüyor musun arka tarafta? Çıkıyor. Gördüm tabii, gördüm ya. Onlar da şeye çıkaracak. Alırsan bu şunlardan biraz daha alacağım. Kaç aldın Şerife bunun tanesini? 35. Hiçbir şey yok vallahi şey ya. Büyük şey deli olma da. Onu yıkayacağım ben başına götüreceğim. Çöp bidonunu. Deli olursun. Onu ben orada kaldı. Çöp atmaya gittiğimde. Çocuklar da boya etmişler üstüne. He. Ya elde. Aslında karanfil çubuk şuna getirdik bir sabah olacak mı? He? Şunlara karanfilleri. Bakar ne dikeceğini şaşırdı. O karanfiller nerede ki? Yani Faiz abla büyüttü de mi? Bunları kaldırması çok zor. Onlar tabii canım onlar. Ağır. Bak bunlar bitirdi. Bunları. Bak bunlar önce sulandığı halde toprak ya. Evet. Geçirmeye bak. Evet. Bak, geçirmeye bunları. Bunu bir yerden çaldım. Bak ya. Ha. Kız benim annem de öyle der. Çalınan çiçek çok güzel olurmuş. Çabuk tutarmış. Ondan mı yaptın? Vallahi benim rahmetli annem öyle derdi. Gizlice aldığın çiçek daha çabuk tutar derdi. Orada... Faiz abla. He. Vallahi hırsızlık çok işe yarar. Kız tövbe de öyle deme. Vallahi paran içine bir de para kattın mı enikleye paran. Ben onu anladım. Tövbe tövbe. Ha, hiç dürüstlüğün yeri yok. Yok espri yapıyor Şerife espri. Şey olursa hem bey oluyorsun. He anlaşa tamam. Ha, hem bey oluyorsun. Tamam yok ben şimdi anladım arkadaşlar. Onun neden öyle konuştuğunu. Evet jeton geç düştü. Doğru. Saygı görüyor. Değil mi? Öteki annen terinle kazanıyor. Gazma küreğiyle kazanıyor. Onun da ne yövmeye de çalışıyor. Adamda ne parası var diye de. Parasız insan, gereksiz insan diye de. Ama paranın içine başka para kattın mı bir oluyor. Evet. Hürmet göreyim bir de. Bir de bir de ödeşemeyler. Belki benim de faydası olur diye. Orada biri vardı. Kooperatif dolandırdı. Adam bey oldu. Tövbe tövbe İslam. Yok yalan değil ki. Esam. Neyse tamam. Evet. Bey oldu he. Ha bey oldu. Şu karanfili tavukları yedi. Ne güzel kelleri. Bunu ben çoğalttım da. Şunu bıraksana şimdi. Bundan. Şunu çoğalttım. Bak. Şunu çoğalttım. Bunu çoğalttım. 3 tane çoğaltmışım bak. Evet. 3'ünü dikmişsin, 3'ü de bitmiş. Bunlar çoğaltabilirsin. Bu ayrı. Bu da işte çoğaltı. Onun rengi değişik. Bu üreme işte Faiz abla. Bu dallı budaklı değil. Bak iki kök bu. Evet. İki kök öyle şey değil. Bak bunun her yerinden yancık veriyor. Bunun her yerinden yancık. Bunu her yerine çoğaltabilirsin. Bak. Aha.
Şimdi ki şunu da alan diye öğrendi. Ya bana götür. Zeynep'in yerinden aldım bunu da. He. Yavaşça kıramadım. Bak ya. Zeynep'in yerinde. Bu da çok seviyor çiçekleri de. O benim istediğimi veriyor. Onu da çok canım geldi ki ne güzel. Baksana o balkonun merdivenleri dolu. Bir de nereden getiriyor? Önce toprağı var ya. Arkası çuvalla. Ta harpların iminden arar. Aman. Hevesli. Evet. Az önce ben toprağa gittim. Zeynep'in gelmedi. Al uğralım dedim ben. Ennim atacak herhalde. Olur bir kova. Bir kova neye yetecek? Ne yapalım içeriden? Her yeri nasıl boşturacaksın ya? Çok hevesli o da çiçeklere. Belli canım onun zaten hevesli. O çiçeklerinden belli onun da. Onun elden uçana kaçan götürüyordu. Ya bir şimdi ameliyat. İşte yazık değil mi? Bir ameliyat oldu. Amcama bakarken amcam dedim eşimin amcası. Ona bakarken hiç horam ağrıyor, boram ağrıyor demedi. Adam da öldü. Cenab-ı Allah dayağı mı ne yapıyor Faiz abla? Koca da öldükten sonra kadın her yeri ağrıdı. Ya amcama özleyin sen dedim. Saldı kendisini yani. Amcamın yanına gidesin var. Ay tövbe. Aa diye. Ay. Ya Zeynep'e gideyim. Hiç mi özlemedin deyin. Açıksın. Bir kapmer yapsın. Aziz'i buldurun. Evet. Evrim'in kekikleri tamam. Evrim'in kekiği de ekildi. Öteki kekik. Evrim'in. Bak ben o şeyi boşalttım ki öteki saksı boşa çıksın çiçek şaşırtacaksın dedim. Ha orada da var ha. Kekik. Ondan boşalttım o çiçeği. Ona da kekik dikti o da şeyin dedi. Ben öteki saksıyı boşa çıkarsın dedim. Ha o da Evren'in çıkarmadı iki tane kekik ha, oldu. Ben onu ondan verdim ona. Onu, ötekini ona diksin de ona çiçek diken. Ha o da. Ay Şerife ya. Ay şu çiçeği sümükleye iyi bak. Şimdi dikkatimi çekti. Bunu bir oradan kaldırmam lazım. Bu leş çiçeği. Leş çiçeği mi? Leş o gibi ne kokuyor ama bir güzel ki. E kız onun leş gibi kokuyorsa ne yapacaksın güzelini? Ama şeyi çok hangisi güzel. O? Çiçeği güzel. Ben bunu değil ben bunu niye böyle iyi ağacı değilim fisilleydi. Demek ki sümükleye iyiymiş. Kaldırıveririm ben de. Şu ayrı. Ha ayrı onu diyecektim. Evet o ayrı. İlkay ver dedi bana bunu. Suyun başına koy ki. Ha suda yan oturan. Ne bileyim ama sümükte iyi değil. Ne güzelmiş baksana. Aha. Kız o tabela yazsın oradan ne güzel. Nar bak bak. Önce bu da benim koca. Para vermedi ya bana. Tövbe tövbe. Orasıydı ben kapıydı. Bunu nerede yapacağım? Gübre çiçekleri at toprağa. Aziz bir yer açacak mı? Buna bakacağım mı? Bunları ektim ben gördün mü? He? Dokuz çeşit. Ha, ne ya Aziz abi? O prozibikler, o bir metre boyatan çiçekleri falan. Zaten boyunca golup böyle çiçekleri mi diyor? He, onlar mı onlar? Evet. Niye öyle önce oraya ektin? Burada fide olacak, sonra toprağa kaldıracağız köklenince. Ha, ben de öyle toprağa atacaksın sandım. Aslan 9 tane şey hangisi ne oldu bilemezsin ki. Ha. Ben tohumdan ayırdım renk renk. Aralarına çıta koydum. Şunu da boşa çıkaracağım. Hmm, sera gibi yaptın oraya küçük. Evet. O saksı da şeyi de alacağım. Onu al bence de. O çok güzeldi. Tavuklar ne yapmış onu bir deşmiş. Kökünü alana çıkarmışlar. Bir de samura şey döktüm çay. İşte tavuk köpek salmayacak. Bunu da alacağım. Arka tarafta öyle işte saksı var. Hmm. Bundan sonra büyüğe kaldırıyor işte. Ya böyle içeri. Buraya da ektim. Şu sarı çiçekler var ya. Satın aldınız. Onlar tohum. Ne alacağım? Ben ona hiç uğraşmayayım. Seperim şöyle dedi. Ha ben de öyle sandım bak, da. Bak sen gelene bu kadar fisil var mıydı? Yoktu. Yoktu. Aa evet. Bunun şeyini, bu şeyi var indi. Nasıl bir renk? Şu ayağım daha renge benzeyi. Biterse. Faiz abla bir ara ben buraya bir balcan diktim. Balcana, ince balcana şöyle oldu. Fotoğrafım da var. Vallahi bana verdiydin sen evet ince patlıcan. Bu ne bu öyle. Toprağı da bir sevdi.
Aslında sebze diksen olacaktı. Çiçekleri ne yapacak? İşte çiçek ağır basıyor. Canım, he, çiçek daha ağır basıyor. Ama yiyeceğim iki balcan değil mi? Hiç. Onu seyreden arkadaşlarından da mevsimde ne varsa alıyor. Geldik, biraz yorulduk, şimdi yemeğe. Geçelim, ıspanaklarımı zaten ıslamıştım ben. Birkaç sıra yıkadım. Feyza, sen bana sarımsakla şey soyacak mısın? İstersen ay, ıspanakları ben doyayım, sen soy. Olabilir, fark etmez. Al tahtayı. Ne kadar doğrayacağını biliyorum. Hepsini de. Boyut olarak. He. Saplarını da doğrayayım mı? Yok yok, temizledim ben. Şöyle al bak, hiç uğraşma şöyle. Tak tak tak, şöyle 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 şöyle. Bir yumurtalı ıspanak yapalım. Oh. Bir de yanına çoban salatası yaparsın değil mi? Çünkü marul gitmez buna da. Yeşil ya. Bak soğanlar. Ha, değilmiş. İyi mi bu büyüklüğü? İyi annem, iyi. Sarımsaklarımızı nereye koyar? Soğanların içine. Sen annemin ıspanaklı kekinden yedin mi? Yedim. Çok güzel, evet. Ispanaklı kek de harika oluyor. Atayım mı şeyin içine, tencerenin? Ben altına yakayım, tabii ki atarız. Yavaş yavaş suyunu. Yanlış yaptık. Hah. Az suyunu çeksin, soğanını da ondan sonra. İyi yürüdük ama, iyi vakit geçirdik. Evet. Bayağı da oturduk masada. Şefi değil, tacı yaptıktan sonra mı vereceğim? Şimdi şey işimizi yapalım da olsun canım. Ondan telefonlaştık. Yürü de buradaydı. O da istiyordu da. Gidelim diyor. Torunu uyudu. Daha uyuyor mu dedim. Haberleştik, uyuyor dedi. Karşıdan bakınca yamuk gibi duruyor. Yamuk duruyor zaten. Biraz öne doğru çek istersen. Aynen. Hepsini doğruyoruz. Doğru doğru. Zaten ıspanak ne olacak hemen? Gidiyor. Gidiveriyor. Yumurtasız yemeğini mi yapsaydın? Yumurta mı yapacağız? Bunu da yapalım ya. Yemeği de çok olur. Bunun için havuç lazım. Yukarıdan havuç almamız lazım. Havuç da yemeğinde onun tadını güzel yapıyor. Pirinç, havuç. Sen yumurtasını sevmiyor musun? Yemeği de. Yumurtasını daha iyi. Neyse, yumurtasını yersin. Tamam mı? Ben ayırırım pişince, kendime yumurtasını öyle koyarsın. Heh, olabilir. Soğanını falan koyalım. Hı. Ayır, o da yemeği gibi. Hı. Ha, salça koyabiliriz. Sen öyle şey yapıyorsan fark etmez. Yumurtalı üstüne, salçanın üstüne kıyınca da çok güzel olur yani. Şimdi soğanın o suyunu çeksin. Şey yapalım. Koyalım kavururken. Salça da koyalım. Kırmadan sen ayır. Tamam. O da aynen yemek gibi. Ya da kır, yumurtalı olsun. Salçalı. Hı. Daha iyi olur öyle bence de. Şimdi sen öyle deyince aklıma geldi. Ispanağı da yumurtalı yaparken hiç salçalı yapmamıştım. Bak sen şimdi öyle deyince hani senin yemek denemiş gibi olsun olur dedim. Evet. Olur. Denemiş olacağız şimdi onu da. Sarımsakları doğrayayım ki şöyle kokusu içine işlesin. Sarımsaklar da çok güzelmiş. Daha sen soyarken kokusu çıktı. Evet evet. Bizde bir enteresanız, insanlar soğan kokusunu sevmez, soğan sarımsak kokusunu bize ben yedim. Abi ben bayılıyorum. Evet, biz Feyza'la bayılıyoruz. Teyzem de öyle. Evet.
Ev teyzem de. Geçen sene miydi turşu yaparken teyzemle beraber biz de yardım ettik ya. Evet. Oh diye ellerim sarımsak koptu mis gibi. Ben de çok severim sarımsak kokusunu. Ben sana şu soğanı da o zaman koyayım, onu da doğra. Bıçaklar da kessek mi, kesmesek mi? Bizim evdekilerden iyi vallahi. Senin evdekiler keskin mi? De. Bizim evdekiler ince şey. Annene dedim de hep çarşıya çıkarken ama bir gün bekletiyormuş sizin. Bir de bir tanesini götürdük. Güzel yapamadı. Hepsi güzel yapamadı. Şu hani şey ayakkabısı yapan da o değil mi? Evet o güzel yapamıyor. Ona yapamıyor. Ona ben oradaki ben de götürdüm. Aa. Benim de pek şey hoşuma gitmedi. Benim evim orada da var öyle bir tane üst tarafta. Alttaki de güzel yapıyor ama bizim bekletmiyor tabii. Demirciler çarşısındakiler güzel yapıyor. Hani işte annen evet oraya götürecek herhalde. Anne kalması lazım diyor. Evde bırakacak iki tane gerisini götürecek. Ondan sonra bir çarşıya gittiğinde değiş tokuş ondan sonra ötekileri götürecek. Ama işte insanın aklına gelmiyor ki çarşıya çıkarken. Kim var ya? Pamuk diye kim vardı? Müride! Efendim? Uyanmadı mı çocuk? Uyanmadı daha. Maşallah kız iyi vallaha. Karşıdan süpürgeyi bir ara alacağız gene herhalde kızım. Salçalı. Yumurtalı. Ispanak. Ispanak. Bunu da ilk defa deniyoruz. Şimdi onu da Feyza yemeğini istedi diye salçamızı da koyduk. Birazdan yağımızı, yumurtalarımızı da üzerine kırdıktan sonra yemeğimiz pişti mi yukarıya götürürüz. Kızım da bir çoban salatası yapıyor. Yukarıda yoğurt, çorba. Hepsi mevcut. Çorba mı? Çorba da var ya yukarıda. Şerife teyzem ben yaparım dedi ya çorbayı. Bizar çalışıyor herhalde bu diye uzaktan ses geliyor. Allah Allah salçayı da koyduk bakalım nasıl bir şey olacak. Güzel olur ya. Biz domates yumurta yapıyorduk ya. Ha, gerçi salçayı severiz biz de. Burada domates yumurta yapalım. Salçamızı da şöyle iyice yapıyoruz. Vallahi yukarıya çıktığımızda aşağı toz biberin şey indirmedik isteyen sofrayı koyduğumuzda üzerine döker toz biberini. Altını kısalım. Yumurtalarımızı da
Oh ne güzel yapıyor vallahi bak. İncecik incecik. Ya gel buraya ya gitme. Ben de şu yumurtayı var ya hasta olurum böyle şey dizilecek. Yan yana gelmeyecek kırdığım zaman. Biraz aralıklı olacak. Niye? Ne bileyim ben bitişmesin diye alması kolay oluyor. Yumurtayla alıyorsun ya. Yan yana olduğumuz zor. Penceremizin de kapağını kapatalım. Tamamdır. Ama de bakayım teyze. Teyze kurban olur seni. Gel ya. Teyze de. Bayramlık ne alalım sana? Teyze de. Bayramlık ne alalım? Sen dedeye dede demeye başla. Evet şimdi de. Ha, bence de. Dedem de. Dede deme dedem de. Zaten dedem de. Dedem. Bak yavrum. Dedem de zaten dedesine de. Dedem orada mı gördün? Dedem dedi hemen. Ama. Dedem de sarıl. Dedem de. Hele ayda almıyor. Geçeceğinde yap başla. Dedem de yap bacağına yapış. Var daha sabresi yapacağım ben de. Aynen. Dedem. Ağzı babası, gözleri anası. Ben evet. Burun da Allah'ım ya Rabbim bir şey. Baksana nohut nohut. Ağzın ağzı her yeri şey aynı babası. Allah'ım verdi. Mini mini bir kuş konmuştu. Ellerime konmuştu. Aldım onu içeriye. Neydi sen de söylüyordun ama. Böyle bir şey babası. Çık farklı. Çık 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 ötsün diye. Pırpır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Talia, inek ne değil ha? Geçen i̇nek seni değil. Güzel söylüyordu. İnek ne değil? İnek ne diyor kızım? Ne diyor inek? Köpek ne diyor? Değil köpek ne diyordu? Unuttun mu? Sen çok zenginsin, senin yatın var. Katın da var. Senin katın apartların da var. Talya apart. Yatın da var. Katın da var. Vallahi Talya hep senin ismin var. Evet onu diyorum ya. Hep senin ismin var. Yat Talya. Vergiler gelmeye diye hem diyeceğim üstüne. Evet. Dedenden işte yat, apartın biri benimdi. Yatı da var. Katı da var benim çocuğum. Oh. Alan oğlan yaşadı. Uykuyu alınca bak nasıl oluyor. Uyumadan önce ben bir laf söyledim. İyi başladı ağlamaya. Yok Osman uykusu vardı ondan da. Çok oynadı çünkü. Çok sallandı. Parkta evde çok oynadı. Bahçede evet. Çok oynadı. Uykusu geldi. Yaramaz bir çocuk değil. Değil mi aşkım? Evet. Ufaktan beri. Sakin. Büyüdün artık. Bak o hiç koca kız oldun sen ya. Evet kocaman bir kız olmuşsun. Aa. Yazın gözlükleri takması güzeldi. Ben bunları takdım alacaktım doğum gününde. Adam dedi 4 yaşına kadar ki yer bunu dedi. Enden bu seneki yer dedi. Sabah benim gözlüğü takmışa gelmiş benim oraya. Gözlüğü de gelmiş. Sabah sabah gözlüğü rüyandan mı gördün dedi. Şey olarak boyu uzunma şarkı. Hani babanı yiye. Babası da boylu. Hani göbeğin nerede? Anne de çok öyle yani. Kısa anne de boylu. Dayı da boylu. Memelerin yani. Memelerin. Dayı amcada da boy var. Yani. Buna da 18 yaş, 18 günlük ufak var. Amcamın torununun eksi. Hayır, düşüncem hava soğuk. Boy olarak büyük. Hava soğuk. Müride görüşmeyeli nasılsın hayatım? İyi, taktım ama ne diyor işte. Antalya'ya gelince uğra Antalya'da olunca. İnşallah işte doktora gittik. Geldik 2 gün peş peşe. Doktordan eve geldik. Gözüm de banttaydı. He. Ondan durmadık fazla. Gelirim sen de gel. Elbiseleri alıp şeyi atayım. Ne aklıma ne geldi? 6 aylık topu biliyor musun? Battaniye aldın da sen. Beraber aldık. Ben tabii tam iyice bilmiyorum. Ha. Koştur koştur koştur. Aziz abiyle işte nereye? O tarafa bir yere gittik. Hemen merdivenden çıktın. Hiç görmedim ben onu. Abi duymadı. 6 aylıktı daha. Çorbanı ye. Hadi gel çorbanı ye. No. Ya bu çocuklar ne anlıyor bu İngiliz? No. Bizimki de öyle. Bizimki şarkı söylüyor. Sayı sayıyor. No. Şimdi evde her şey bir şey istemediğin zaman hayır değil. No. Hadi çorbanı içer misin? Hadi çorbanı. Bak. Hadi gel. Hadi çorbanı. Hadi. No.
Isırıverim ben senin gelirsem yes. O ellerine naklanı. Tamam, yes. Diyorduk ya yes, good morning. Sen de vallahi çözmüşsün ha buralarda. Semiru de sen de vallahi bakıyorsun good morning, good morning evet. Gidiyorsun. Yes. Good morning. Anlamı ne? Tay desene. Yes. Biz burayı lokanta açtığımızda çok turist geliydi. Yerden fazla turist geliydi. O kadar da otel yoktu. 5-6 okay, otel vardı anlaşmalı. Turistler 15 gün. Ekim'in 15'ine kadar gelirlerdi haftalık. Ama siz duysana bir hava diyor. Ondan sonra bizim oraya turistler geliyordu. Okay. Meltem pansiyonunda da abim ufak bir zandalı vardı. Sinasi. Abim orada balık tutar satardı onlara. Abim oraya bayağı tanıdık turistleri vardı. Bizim oraya yemeğe geldiler. Lokantaya. Şeyler çok içki içiyor. Ama dedim ki ehliye bedi dedim. Bak şimdi. Çorban çay mısın? Anamla ehliye bedi dedi. Geldi, utanmaz oldu. Dedim. Ehliye bedin anlamı ne dedim. Sen sevin demek dedim. Bak ya. Kadına söyle. Az değilsin ha. Niye söyleyin? Bu baba ne yiyeceksin dedi. Turist dedi ki yes yes. Senin nota bizim çocukluğumuzda vardı biliyor musunuz? Aynen. Evet biz de yapardık onu. Hadi çorba iç bakayım. Kalk. Yes. Kalk. Çorba. Hadi. Bak. Baktım topladı onları Şerife teyzeme taç yapacağım diyor. Kraliçe. Teşekkür ederim. Bak gördün mü? Bir Talya tak bak abi ne yapayım? He tak bakayım Talya'ya. Güzel oldu mu? Bu işte bu. Prenses. Bak. Küçük prenses. Abone yaptım sana. Talya kalktın mı? Bakalım mı? Talya. Onun boynuna geçecek. Çok güzel oldu çok Talya. Çok güzel oldu ama. Tatlı oldu. Ay. Evet istemedi. Çiçekler kızım ne kadar güzel oldu. Bak. Ben sade güzelim diyor herhalde. Çok güzeldi. Ablaya da ver hadi. Ablaya da ver. Ablaya da ver. Ablaya ver. Bunu ver. Aa şey. Aa paylaşımcı. Teşekkür ederim. İstediğin kafasına aynen yapışılan. Mürdeye geçirdik. Herkesi geçirdik. Bir soluklanayım dedim. Herhalde bir saat sonra anca ezan okunur. O da bir yürüyüşe gidecek. Evet. Bir dolanayım dedi. Hem bizde... sahilde oturacağım, test çözeceğim. Efendim. Aynen. Sahil, tepeye çık. Olur. Şeye dedin ya. O zaten ya. Yerde şey yazalım mı? Kaçıp gidelim artık arkadaşlar. Bir güzel günümüzün sonuna daha geldik. Bugün gezerek geçti Feyza Alan. Bir videomuzun sonuna daha geldik. Hepinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Yeah.